Herkese selam. Bugün size Demirören ailesinin Kemer Country vurgununu anlatacağım. Sedat Peker'in deyimiyle Pambıkören ailesinin Kemer Country vurgunu. Türkiye'de Banker Castelli'nin birinci köprüyü doğudan gelen bir toprak ağasına satması anlatılır. Fakat bu ondan daha komplike, daha büyük bir vurgun. Çünkü burada devletten kiralanan malın devlete geri satılması, bu arada astronomik milyar dolarlık bir zenginliğe ulaşılması, üstelik de devlete satılan o malın tekrar kullanılmaya da devam edilmesi hikayesi var. Fakat bunun içerisinde buna göz yoran yuman siyasetçiler, hükümet, bürokratlar, mafya, çökmeler, ölümler, karma karışık bir hikaye var. Tabii bütün bunları kayda geçiren, bunlara direnen dürüst bürokratların hükümet tarafından satılması da var. Ve bütün bu suça, o Kemer Country'ye, niye İstanbul'un göz bebeği, İstanbul'un en lüks yerinde, İstanbul'un cennetinde yaşamak için bütün bu suça, halkın cebinden bu paranın çalınmasına ortak olan o Kemer Country'nin sakinleri olan sanatçılar, futbolcular, siyasetçiler, iş adamları ve ünlü gazeteciler, yayın yönetmenleri filan var. Hepsi de bu suçun içerisinde ortak, beraber hareket ediyorlar ve halkın cebinden milyarlarca dolarlık bir servet beraberce talan ediliyorlar. Hepsi oradaydı, hepsi bu suça ortaktı. Sadece Pambukuran ailesi değil ama o malı içlerinde en çok götüren kişi. Huzurlarınızda Pambukuran ailesinin Kemer Country vurgunu. Kemer Country'nin hikayesi 1991 yılında başlıyor. Kemer Country dediğimiz yer Belgrad ormanları. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da en sevdiği yer, Belgrad'dan getirdiği insanları yerleştiriyor. Ve aynı zamanda da İstanbul'a su taşıyan kemerlerin geçtiği bir nokta. Ve burası 1991 yılında Esat Edin isimli bir iş adamı burayla ilgili bir proje getiriyor. Proje tamamen turizm tesisleriyle ilgili bir proje. Esat Edin diyor ki, İstanbul'a ultra lüks zenginler gelmeye başladı artık. Bu zenginleri bir şekilde belli bir süre İstanbul'da tutmak lazım. İşte bu zenginlerin meraklı olduğu bazı sporlar var. Mesela tenis, mesela golf, mesela binicilik, mesela trekking, mesela outdoor sporlar gibi sporların içerisinde yer alacağı, tesislerin ormanın içerisinde kaybolduğu, ağaç kesilmeyeceği böyle güzel bir golf alanı, spor alanı, dinlenme alanı ve İstanbul'a gelen zenginleri burada tutalım, İstanbul'da para harcamaya devam etsinler ve dolayısıyla İstanbul'u gezsinler, İstanbul'da kalmaya devam etsinler. Bütün esnaf ve Türkiye büyük miktarda döviz kazansın. Kimden? İşte büyük Rus oligarklardan vesaire, bütün zenginlerden, astronomik zenginlerden, işte ünlü sanatçılardan vesaire. Ve bu projeyi o zaman Turizm Bakanlığı kabul ediyor. Fakat onayı Orman Bakanlığı'nın vermesi lazım ve Maliye Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün vermesi lazım. Proje konuluyor devletin önüne ve devlet işte ormana zarar vermeyecek, oradaki su yollarına zarar vermeyecek, doğal yapıyı bozmayacak, doğal yapının içerisine yedirilmiş ama astronomik miktarda döviz, turizm geliri getirecek bu projeyi kabul ediyor. Önce Turizm Bakanlığı projenin turizm onayını veriyor. Ardından Orman Bakanlığı ormanı Kemer Country ismiyle kurulmuş olan şirkete devrediyor. Ve ardından da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü değerini belirliyor. Ve Esat Edin'in firması burayı 49 yıllığına kiralıyor. Satın almıyor. 49 yıllığına kiralıyor. Yani mülk, arazi, devletin ne kadar arazi? 2000 dönüm orman arazisinden bahsediyoruz. İçerisinde göller olan, su kaynakları olan muhteşem İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesi. Ve inşaat başlıyor 1991 yılından itibaren. İşte kütük evler yapılıyor, odun evler yapılıyor, turizm tesisleri yapılıyor, golf için alanlar, binicilik alan için alanlar, outdoor, trekking, bisiklet alanları, 13 tane tenis kortu, 12 delikli golf sahası devasa filan. Avrupa'nın en klas, belki de dünyanın en klas alanlarından bir tanesi. Çünkü muhteşem bir doğa var orada. İşte Boğaz'a yakın, Boğaz'a gidebileceğiniz bir nokta vesaire, bir sürü avantajlar. Türkiye'ye iş için gelen, konferans için gelen büyük zengin iş adamlarının vazgeçemeyeceği ve kalmak için orada birbirlerine yarışacakları bir proje ortaya çıkıyor Esat Edin tarafından. Fakat Esat Edin'den başlamak üzere herkesin iştahını kabartan bir proje oluyor. Ve gidip o projeyi gören, o projeye işte yatırımcı olarak destek vermek isteyen filan iş adamları başta olmak üzere, ya burası acaba turizm tesisi olmasa da
turizm tesisi görüntüsü altında biz buraya yerleşsek ve hem burada yaşasak istiyorlar. Çünkü mükemmel bir proje, mükemmel bir doğa vesaire. Ama devlet böyle bir alanı belli kişilere tahsis edemez. Burası orman alanı, çok güzel bir alan. Sadece belli kişilerin yerleşime, onların orada kalıcı ikametleri, evlerin olmasına tahsis edemez. Burası turizm alanı olarak kullanılmalı. Türkiye'ye döviz gelmeli. Türkiye'de de isteyen adam parası varsa bir gece, iki gece ne kadar parası varsa gidip kalabilecekleri bir alan olmalı. Netice itibariyle burası. Ve fakat Esat Edin'den başlamak üzere orayı turizm tesisi gibi gösterip ama içine yapılan işte o bungalov evler, kütük evler, muhteşem villalar vesaire kişilerin üzerine geçirilmeye başlanıyor. Kendi aralarında yaptıkları gizli sözleşmeler. Sanki insanlar orada kalıyorlarmış, sanki orası kiralanıyormuş, turizm olarak işletiyormuş gibi gözüküyor ama belli zenginler, iş adamı, işte sonra sanatçılar işin içerisine giriyor, gazeteciler giriyor. Kalıcı olarak orada kalmaya başlıyorlar. Fakat problemler çıkmaya başlıyor ve bu problemler devam ederken 2008 yılında Esat Edin 3 tane çocuğuyla beraber Kaz Dağları'nda kamp yaparken sel sularına kapılıyor ve Esat Edin'le 3 tane çocuğu trajik biçimde hayatını kaybediyor. Esat Edin hayatını kaybedince bu devasa bir projeden bahsediyoruz. 2000 dönümlük devasa bir projeden ve hala devam etmekte olan projeden herkesin iştahını kabartıyor ve insanlar oraya, iş adamları oraya sahip olmak istiyorlar. Şirket zora giriyor Esat Edin'in vefatıyla birlikte. İflasa doğru gidiyor şirket ve Türkiye'nin çökmelerde usta gruplarından, ailelerinden bir tanesi hemen devreye giriyor. Kim oranlar? Demirörenler, Pambıkörenler. Devreye giriyorlar, davalar açılıyor şirketin devri için vesaire derken Orman Bakanlığı da onay veriyor ve Esat Edin'in şirketi Demirören grubu ve bir ortağının üzerine geçiyor. Artık Kemer Country'nin yeni patronu Demirören ailesi oluyor ve ondan sonra işler dramatik biçimde değişmeye başlıyor. Kemer Country'ye eğer gittiyseniz oraya böyle yaklaştıkça, daha içine girmeden yaklaşmaya başladıkça böyle sanki ayrı bir dünya başlıyor gibi olur. Türkiye'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin ortalama standartından, hatta Türkiye'nin üst standartından bile koparsanız gerçekten country gibi ayrı bir ülkeye, ayrı bir dünyaya giriyor gibi olursunuz Kemer Country'ye girince ve oranın çok az elit cennette yaşamaya layık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı bir yer ve çok az sayıda da yabancının yaşadığı bir yer. Ortam mükemmel, kişi başına düşen yeşil alan sahibi metrekaresi binlerce metrekare filan. Böyle ferah bir yer. Herkes Bağcılar'da, Üsküdar'da, Ümraniye'de üst üste yaşarken apartmanların balkonlar arasında bir metre yer kalırken orada kişi başına yüzlerce, binlerce metrekare alan düşen bir cennet var. Kemer Country dediğimiz yer. Şimdi Demirören grubu oyuna geçtikten sonra orası, oradaki satışlar hızlanıyor ve arazi giderek artık turizm arazisi olmaktan tamamen çıkıyor. Ve tamamen oradaki işte o kütük evler, bungalov evler, lüks villalar, geniş evler, havuzlular, havuzlular filan, bunların hepsi insanların üzerine yapılmaya başlıyor. Zenginlerin, iş adamlarının, sanatçıların, bazı üst düzey gazetecilerin üzerine yapılmaya başlıyor. Ve belediye de bu düzenin içerisine giriyor. Çünkü bunlar aynı zamanda çok güçlü bir grup. Sanatçı, iş adamı, gazeteci vesaire, bunlar çok güçlü bir grup. Ve bunlar belediyeden de işlerini hallediyorlar. Ve o evlerin, o lüks evlerin kullandığı elektrik, su vesaire gibi şeyler hepsi abonelikler yapılıyor. Normalde yapılmaması lazım. Orası turizm tesisi. Her şey işletmecinin üzerine olması lazım. Fakat sanki oralar evmiş gibi bunları her türlü elektrik, su, abonelik falan her şeyde kolaylık yapılıyor. Çünkü aynı zamanda bu insanlar güçlüler. Ve işler böyle yürürken tabii bürokratlar bu durumu fark ediyorlar. Turizm Bakanlığı bürokratları, Orman Bakanlığı bürokratları ta projenin gidişinden itibaren buranın turizm tesisi olarak inşa edilmediğini, bu daha doğrusu turizm tesisi gibi inşa ediliyor gösterip aslında yerleşke olarak inşa edilmeye devam edildiğini, bunu sürekli rapor ediyorlar ve bunların turizm tesis belgesi, Orman Bakanlığı'nın tahsis belgesi vesaire bunların iptal edilmesi yönünde raporlar düzenliyor. Fakat bu insanlar güçlü olduğu için bunu hep durduruyorlar ve Demirören grubu da yıllar ilerledikçe bu raporlar artık yavaş yavaş olgunlaşma aşamasına geliyor. Ve hükümet de, işte Tayyip Erdoğan da aynı zamanda, bu hükümet de çökme işini iyi bildiği için buradan Demirören'den sağlam bir, bu iş için sağlam bir parça koparacak. Hani 17-25 Aralık'ın kayıtlarında vardı ya,
Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan'a diyor, merak etme oğlum, kucağımıza oturacaklar diyordu. Bu TANAP projesiyle ilgili istediği rüşveti vermediği için. Burada da yol veriliyor bürokratlara ve Turizm Bakanlığı bürokratları, Orman Bakanlığı bürokratları, Maliye Bakanlığı bürokratları raporlara hız veriyorlar. Buranın turizm tesis belgesinin iptal edilmesi için. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan Demirören'i, Pamukören'i kucağına oturtacak. Pamukören de bunu fark ediyor. Fakat burada milyar dolarlık bir pasta söz konusu. Ve Pamukören diyor ki, çünkü Tayyip Erdoğan çökmeci ama Pamukören esas çökmeci. Rum mallarına çökmekle başlamış bir hikayesi var. Çökmenin kralını onlar yaparlar. Ve onlar da diyorlar ki, bizim Tayyip Erdoğan'dan kendimizi bu işte iyi bir ona pay vermeden korumamızın tek yönü medya sahibi olmak. Eğer Türkiye'de medyan varsa ve bu medyayı bir biçimde Tayyip Erdoğan'a tahsis etmişsen, onun istediklerini yazıyorsa, zaman zaman da hafif diş gösteriyorsan, o zaman Tayyip Erdoğan sana dokunmaz. Tayyip Erdoğan'ın formülünü, kafa yapısını, zihninin çalışma yapısını çözüyorlar. Ve 2011 yılında, yani satın alıyorlar 2008'de Kemer Country'ı, 2011 yılına geldiğinde durduk yere Demirören grubu Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni Doğan grubundan satın aldı. Normalde Doğan grubunun zarar eden iki tane kurumu burası. Milliyet ve Vatan. Vatan artık devirleri geçmiş, körnemiş iki tane yer. Ve buralar sürekli zarar ediyor. Reklam gelirleri çok düşük. Doğan grubu da bunlardan zaten kurtulmak istiyor iken Demirören bunlara talip oluyor. Ve Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni 73 milyonu alıyor. Aydın Doğan mutlu. İki tane zarar eden kurumunu vermiş. Fakat Demirören için önemli. Ve Demirören bu gazetelerde hükümeti zaman zaman ısıran ama genel olarak hükümetin reklamını yapan yayınlar yapıyor. Ve nihayetinde 2013 yılına gelindiğinde artık Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın bürokratları çalışmasını bitiriyorlar. Ve 2013'ün Haziran'ına geliyoruz. Şu meşhur 2013 Haziran'ı, Gezi Parkı eylemlerinin patladığı Haziran, ortalığın alev alev yandığı ortamda bir kısım bürokratlar da görevlerini yapıyorlar. Ve 2013'ün Haziran ayında Turizm Bakanlığı bürokratları raporlarını tamamlayıp Turizm Bakanlığı'na sunuyorlar. Ve Turizm Bakanlığı da onayı veriyor. Ve Kemer Country'nin turizm tahsis belgesi iptal ediliyor. Bunun üzerine Orman Bakanlığı da oranın işletme belgesini iptal ediyor. Tapusunu iptal ediyor ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne geliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de bütün üst yapı, tahsis vesaire bütün belgelerin, kiralama belgelerini filan hepsini iptal ediyor. Ve normalde olması gereken şey devletin girip Kemer Country'deki bütün varlıklara el koyması. Çünkü devlet diyor ki, siz kendi aranızda sözleşmeler yapıp turizm ve turizm tahsis belgesi olan turizm alanını, bazı villalarını, bazı alanlarını bazı şahıslara satmış olabilirsiniz kendi aranızda. Fakat bu tapuların hepsi, bu satışların hepsi geçersizdir. Burası 49 yıllığına kiralanmış devlet mülkü ve burası turizm tesisi yapmak üzerine kiralanmış devlet mülkü. Burayı konut gibi, buranın belli alanlarını satamazsınız diyor devlet. Ve raporlar bu şekilde devletin 3 bakanlığının bürokratları hazırlıyorlar. 3 bakan da bunu onaylıyor ve herkes bekliyor ki gidilecek ve buraya el konulacak. Fakat işler öyle olmuyor. 2013'ün sonuna gelindiğinde Tayyip Erdoğan artık Gezi Parkı olaylarıyla 2013 Haziran'da sıkışmış ve Demirören grubu 2 gazetesini Tayyip Erdoğan'a tahsis etmiş. Milliyet, Vatan, onların internet siteleri ki internet siteleri gazetelerden güçlü. Tayyip Erdoğan'ın propagandasını yapıyorlar. Gezi Parkı olaylarını küçük görüyorlar vesaire. Ve 2013'ün sonunda şu meşhur 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları patlıyor. Biz o yolsuzluk operasyonlarında bir ses kaydı dinledik. Peki ben ne istiyorsun? Var burada. Ben de isteyeceğim. Bu adamların, bu namussuzların hepsine ne yapacaksan yapman lazım. Yani bu başlığı nasıl satarsınız demen lazım. Yani peki, iş yerinizde birisi size bir namussuzluk yapsa acaba bir sarı tutar mısınız? Tutmayız. Hemen kapıya koyarsınız. Alo. Nasıl girdim bu işe? Çiviçem. Hayırlısı olur inşallah. Peki. Hadi hayırlı günler. Erdoğan Demirören'le, yani Demirören grubunun patronuyla Tayyip Erdoğan konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan bir haberden dolayı Erdoğan Demirören'e fırça atıyor. Erdoğan Demirören de ağlıyor, gözyaşları içerisinde. Tabii ağlamalar o kadar yapmacık ki. Ya ben nereden girdim bu medya işine falan gibi böyle
ağlamalar yapıyor filan. Fakat senin dediğini yapacağım diyor da tamamen teslim oluyor. Ve ondan sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu ile ilgili tek haber vesaire hiçbir şey görmüyor. Ve tamamen Tayyip Erdoğan'a biat görüntüsü çiziyor. Ondan sonra Kemer Country'deki bütün o 3 bakanlığın raporu, bütün o bürokratların çabaları, bakanların onayları, şu bu filan, bunların hepsi çöpe atılıyor, görmezden geliniyor. Ve hükümet bütün o dürüst bürokratları aylarca, yıllarca çalışmış, öyle bir raporlardı ki ben o zamandan hatırlıyorum. Bürokratlar gitmişler, buranın turizm tesisi olmadığı, ev olarak kullanıldığı, konut olarak kullanıldığı ile ilgili onların belediyeden işte su abone numaralarını çıkarmışlar, elektrik ödedikleri geçmiş faturaları çıkarmışlar, sürekli orada kaldıkları, gecelik olarak konaklamadıkları ile ilgili bir sürü deliller çıkarmışlar. Kanuna aykırı içeride yapılan yapılaşmalar filan hepsini çıkarmışlar. Devletin ne kadar turizm gelirleri gelmediği için devletin buradan yıllar boyu 1991'den başlayarak 2013'e kadar yıllar boyu ne kadar milyon dolar, ne kadar 10 milyon, 100 milyon dolar vergi kaybı, Türkiye'nin döviz kaybı yaptığını filan hepsini hesaplamışlar. Fakat hükümet sırf bu medya gücünü satın alabilmek için, Erdoğan Demirören'in yalakalığını arkasında bulabilmek için bu dürüst bürokratların hepsini doğuruyor. Onların emeklerinin hepsini çöpe atıyor. Ve Erdoğan Demirören grubu, Demirören grubu, Pamukören grubu Kemer Country'de artık tamamen istedikleri gibi at koşturmaya başlıyorlar. Ve ondan sonra işi daha da büyütmeye koyuluyorlar. Ondan sonra oradaki yeşil alanlar, işte golf tesisi, şu bu filan gibi, ya buralara acaba niye villalar kondurup buradaki villa sayısını arttırıp onları da satıp, her villa çünkü 15, 20, 30 milyon dolarlardan bahsediliyor, o parayı komple voleyi vurmayalım diye düşünüyorlar. Tabi oradaki eski sakinler de güç sahibi oldukları için burada aralarında bir gerilim çıkıyor ama hükümet arkalarında. Tabi ikinci aşamada Demirören grubu daha büyük bir vole vurmaya karar veriyor ve hükümetle başka bir işbirliğinin içerisine giriyorlar. Milliyet ve Vatan gazetelerinde Demirören hükümete rüştünü, yalakalıktaki rüştünü ispat ettikten sonra 2018 yılına geldiğinde artık Demirören Tayyip Erdoğan için çok makbul bir adam seviyesine geliyor ve artık hep denir ya işte Hürriyet gazetesinin sahibinin kim olacağına devlet karar verir diye. Bu Aydın Doğan'ın meşhur bir lafıdır. Ve artık devlet değiştiği için artık devletin bütün kurumları özellikle 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'ın eline geçtiği için 2018 yılında artık yeni devlet, Tayyip Erdoğan'ın devleti Hürriyet'in sahibinin değişmesine karar veriyor. Ve Nisan 2018'de Aydın Doğan'ın üzerine kurulan baskıyla Aydın Doğan Hürriyet dahil Doğan grubunun tamamını, Kanal D vesaire, radyolar filan hepsini satmaya karar verdi. Kime? Tayyip Erdoğan işaret ettiği adama, Demirören ailesine. Fakat Demirören ailesinde bu kadar alacak nakit yok. Çünkü Aydın Doğan diyor ki bana paramı nakit verin çekip gideyim diyor. Aydın Doğan bu noktaya geliyor. Nakit ödenmesi lazım para. Ne kadar para? 300 milyon dolar. O dönemin parasıyla 1.1 milyar TL. Bu paranın ödenmesi lazım. Demirören'de bu para yok. Ne yapacağız o zaman? Milletin parasını vereceğiz. Nereden? Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası Demirören'e 300 milyon dolar, 1.1 milyon TL, milyar TL kredi veriyor. Fakat normalde Demirören grubunun bunu karşılayacak teminatı yok. Demirören ne yapıyor biliyor musunuz? İşte burada Banker Castelli'nin Boğaziçi Köprüsü'nü doğulu bir tane toprak ağzına satmasından daha ilginç hadiseler işte burada başlıyor. Şimdi normalde Kemer Country kimin? Devletin. 49 yıllığına turizm tesisi yapmak üzere Kemer AŞ'ye bunu kiralamış devlet. Tutuyor Demirören grubu. Devletin olan, devletten kiraladığı arsayı devlete ipotek olarak gösterip, Ziraat Bankası'na, devletin Ziraat Bankası'na ipotek olarak gösterip bu astronomik krediyi alıyor. Bu krediyle gidip bütün Doğan grubunu satın alıyor ve ondan sonra da bu krediyi geri ödemiyor. Kredinin ödemeleri birikince de devlete diyor ki al diyor, bu arsayı ipotek etmiştim zaten bu krediye karşı, bu arsayı al diyor. Şimdi fakat arsanın o anki değeri bile karşılamıyor. İstanbul'un en güzel yeri olmasına rağmen tabii o ev inşa edilen insanların yerleşim yerine çevirdiği evler değil de golf alanı, spor alanları vesaire onlar. Şimdi bunlarla ilgili dümen de şöyle kuruluyor. Tabii dümeni hükümetle birlikte kurdukları için bir rapor hazırlanıyor Kemer Country ile ilgili. Deniyor ki buradaki golf sahası
Buradaki işte hani 13 tane tenis kortundan bazıları işte basketbol alanı, trekking alanı veya atçılık sporlarının yapıldığı alan vesaire. Bunlar atıl durumda. Kullanılmıyor bunlar. Dolayısıyla buranın üzerine 26 tane futbol sahası büyüklüğünde alandan bahsediyoruz bu saydığım alanlarda, spor alanlarında. Bu alanların üzerine 320 tane villa için izin veriliyor. Her biri işte 5-10 milyon dolar değerinde astronomik villalar izin veriliyor. Bu imar değişikliği yapılınca da Demirören'in o arsası Ziraat Bankası'nın bu kredisini karşılayacak hale geliyor. Fakat aslında arsa devletin, devletin kiraladığı arsa. Demirören aslında arsanın zaten geçmiş işte 1990'da kiralanmış arsa, gelmişiz 2018'e zaten yarısından fazlası 49 yılına kiralanmış ama gitmiş zaten o kadarı. Geri kalanını aslında devlete ipotek ediyor. Devlet de tamam diyor. Ziraat Bankası bu arsaları alıyor. Yani aslında devlet kendi kiraladığı arsayı alıyor. Yerine adama bu kadar para veriyor. Milyar doların üzerinde para veriyor. Ve Demirören de bununla hiç cebinden para çıkmadan devletin kiralık arsasını devlete vererek Doğan grubuna komple sahip oluyor. Fakat sonra ne oluyor? Dediğim gibi buranın oturanları son derece güçlü insanlar ve bunların da hükümetle bağları var. Ve bunlar hemen dava açıyorlar. Diyorlar ki çünkü yaşadıkları cennetin üzerine 300 tane daha villa yapılmasını, orada kişi başına düşen bilmem kaç yüz kaç bin metrekare yeşil alanın azalmasını istemiyorlar. Orada golf oynamaya, binicilik yapmaya, tenis oynamaya filan o cennette yaşamaya devam etmek istiyorlar ve gidip dava açıyorlar. Ve davayı kazanıyorlar. Dava sonucunda oradaki imar planı iptal ediliyor. Sonra bakanlık imar planını revize ederek tekrar çıkartıyor. Ona karşı da bir dava açıyorlar buranın sakinleri. Ve tabii bu davaları Türkiye'de böyle hükümetin oluru vermeden kazanmak mümkün değil. Bunlar tabii bu sanatçılar falan var ya orada. Yani kendini şu an Tayyip Erdoğan'a satmış sanatçılar var ya. İşte bunların arkası planlarında hep böyle böyle kıyaklar var. Onlar da tabii Tayyip Erdoğan'la görüşüyorlar falan ve o cennetlerini koruyorlar bir şekilde. Ve tekrar bakanlığın imar planı AKP döneminde, yargının bu kadar hükümete bağlı olduğu bir dönemde bakanlığın hazırladığı bu imar planı tekrar iptal ediliyor. Neden? Oradaki o güçlü insanların, sanatçıların, gazetecilerin, iş adamlarının da Tayyip Erdoğan'la bağları olduğu için. Fakat Demirören için bir şey fark etmiyor. Demirören arsayı borcunun karşılığında bankaya vermiş. Banka da bunu kabul etmiş. Banka kabul ederken imarı çıkmıştı zaten. Sonra bankanın ken, artık mal bankanın ken, imarı iptal edildi. Demirören ilgilendiren bir şey yok. Alacak, verecek, bitti. Nasıl bitti? Devletten kiraladığı arsayı devlete geri satarak 300 milyon dolar artı 1.1 milyar TL para aldı, kredi aldı. Bu kredinin karşılığında da devletten kiraladığı arsayı devlete geri verdi. Ve bunun karşılığında da Doğan grubunun komple sahibi oldu. Şimdi Sedat Peker diyor ki, fakat diyor Demirören sen diyor emanetçisin. Orası diyor senin değil diyor. Ama kimin olduğunu söyleyecek cesareti yok. Şimdi hep söylenir. Mehmet Cengiz var ya, milletin ağasına koyan iş adamı. İşte onun bütün mal varlığı aslında Tayyip Erdoğan'ın diye. İşte böyle sonradan ortaya çıkmış zenginler var. Mesela Ethem Sancak BMC'yi alıyor, orayı alıyor, burayı alıyor. Ethem Sancak işte hayvancılık yapan, sütçülük yapan küçük bir iş adamı. İş adamıydı. Böyle savunma sektörünün en büyük firmalarından birisi BMC'yi falan nasıl satın alıyor bir anda? Bir anda devasa medya grupları, Star grubunu falan nasıl satın alıyor? İşte o da emanetçi. Birilerinin paralarını işletiyor. Şimdi fakat Erdoğan Demirören grubu, Demirören grubu diğerleri gibi değil. Emanetçilikte onlar çok zekiler. Çünkü onlar çökme işini çok iyi biliyorlar. Sedat Peker diyor ki hükümet değişince onların hepsini senin elinden alacaklar diyor. Fakat Demirören grubu hiçbir zaman güçle, gücü elinde bulunduranlarla kavgaya girmez. Tıpkı o Rum mallarını el konup kalıcı olarak onun üzerinde kaldığı gibi, hükümetler değişse, yargı atmosferi değişse bile elinden gitmediği gibi. Şimdi Tayyip Erdoğan güçlü olduğu sürece Tayyip Erdoğan'la hiçbir biçimde kavganın içerisine girmez. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan da o Doğan grubunun, yani geçmişi Doğan grubu olan, şu anki Demirören grubu olan Hürriyeti, Kanal D'yi falan başkasına devrettirmez. Dikkat ederseniz Sabah grubu el değiştiriyor, kaç kere el değiştirdi. İşte Star grubu böyle emanetçilerin kaç kere el değiştirdi. Akşam gazetesi vesaire, bunlar kaç kere el değiştirdiler. Ama Demirören grubu bunu hiç değiştirmedi. Niye? Hükümetin istediği şekilde paspas gibi kullanıyor medya kurumlarını. Ne zamana kadar?
hükümet gücünü kaybedinceye kadar. Tayyip Erdoğan gittikten sonra da Demirören grubu bütün bu medya grubunu yeni güç kimdeyse, yeni iktidar kimse, yeni bürokrasideki güç MİT'se MİT'e, yeniden genelkurmaysa genelkurmaya ona paspas gibi kullandırır, bir şekilde malı korur. Çünkü ilkeler, gazetecilik, iş adamlığı vesaire bunların hiçbirisi önemli değildir. Sadece para önemlidir. Şimdi Sedat Peker böyle ucundan gösterdi fakat bütün bu hikayeyi anlatmadı. İşte ben size burada HAP gibi Demirören grubunun Kemer Country vurgununu anlattım. Orası kimin malı? Orası halkın malı. 49 yılına İstanbul'un en güzel ormanları Türkiye'ye döviz getirsin diye. Çünkü Türkiye'nin o yıllarda da dövize ihtiyacı vardı. Şimdi de ihtiyacı var. Döviz getirsin diye turizm tesisi olarak ve güzel de planlanarak ultra zenginlerden gerçekten yüklü miktarda döviz getirecek bir planlamayla o zamanki Turizm Bakanlığı görevlileri, Orman Bakanlığı görevlileri, Maliye Bakanlığı görevlileri kafa kafaya vermişler ve bu plana bu şekilde olursa olur vermişler ve bu ortaya çıkmış. Fakat ne oldu? Burası birilerine peşkeş çekildi. Orada devletin arazisini başka insanlara sattılar. Ve bu suça orada oturanların hepsi ortak. Orada oturanlar gazeteciler de buranın turizm tesisi olduğunu fakat kendilerine usulsüz biçimde bu şekilde satıldığını o üst düzey gazeteciler var ya biliyorlar. Orada oturan şimdi o herkese ahlak dersi veren sanatçılar var ya onlar da bu şekilde burada böyle bir usulsüzlük yaptığını biliyorlar. Ve orada oturan o böyle iş adamları var ya böyle süper beyaz Türk filan iş adamları onlar da bu usulsüzlüğü, bu haksızlığı orada kamunun malının üzerinde rant elde ettiklerini ve devletin her yıl oradan yüz milyonlarca dolar döviz gelirinin çöpe gittiğini, döviz gelirini ülkenin kazanamadığını biliyorlar. Kaybeden kim? Kaybeden işte onlar orada yüzlerce metrekarelik kişi başına düşen yeşil alanda yaşarken Üsküdar'da, Bağcılar'da, Ümraniye'de bitişik balkonlarda yaşamak zorunda kalan halk. Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunlarla ilgili yarın hesap sorulur, sorulmaz ama herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Gazeteci olarak biz bunları araştırıyoruz ve anlatıyoruz. Hakimlerin, savcıların, dürüst bürokratların, siyasetçilerin herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor ki aydınlık yarınlara ulaşabilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.